Değerli izleyenlerim, bugün pek çok kişinin zihninde soru işareti olarak bulunan bir meseleye temas etmeye çalışacağız. Hazreti İsa geldi mi? Değerli izleyenlerim, bu bayağı tartışılan bir konudur. İslam tarihi boyunca değişik şekillerde ele alınmış ve günümüzde de yine bazen açık oturumlarda, bazen kitaplarda çeşitli yönleriyle ele alınan bir meseledir. Hazreti İsa geldi mi sorusuna aslında Hazreti İsa geldi diye cevap vermek lazım. Çünkü Hazreti İsa bundan 2000 yıl önce gelmiş, peygamberliğini yapmış, görevini eda etmiş ve semaya yükseltilmiştir. Bu noktada yani Hazreti İsa'nın gelip gelmemesi meselesinde bir problem söz konusu değil. Hazreti İsa geldi, vazifesini yaptı ve semaya yükseltildi. Ama tekrar gelecek mi? Burada problem var. Tekrar gelecek dediğimizde gelecekse ne zaman gelecek veya geldi mi bir takım sorular hatırımıza gelmekte. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerini anlatırken anlattığı şeylerden biri de şu. Kıyamet alametlerinden birisi İsa aleyhisselamın nüzulüdür. Seyenzilu İsa, İsa aleyhisselam nazil olacak ve seyekunu min ümmeti, ümmetimden olacak ve seyamelü bi şeriatı, benim şeriatımla, dinimle amel edecek. Ve başka rivayetlerde haçı kıracak. Haç malum Hristiyanlığın sembollerindendir. Hazreti İsa haçı kıracak, domuzu öldürecek ve yeryüzünde 40 yıl adaletle hükmedecek. Deccal'la mücadele edecek. Bu mealde rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile alakalı doğrudan geleceğini bildiren, ahir zamanda tekrar geleceğini bildiren bir ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de belki bazı işaretler var. Ve bazı alimler bir kısım ayetleri Hazreti İsa'nın tekrar geleceğine bir işaret olarak görmüşler. Bunlardan bir tanesi yükellimun nase fil mehdi ve kehle. Hazreti İsa insanlarla hem beşikte konuşacak, konuşur hem de kühulet döneminde konuşur. Malum Hazreti İsa dünyaya geldiğinde babasız bir bebek olarak dünyaya geldi. Dünyaya gelişi harika. Sıra dışı bir olay. Normalde bizler anne babayla dünyaya geliyoruz ama Hazreti İsa sadece anneyle Meryem'e üflenen bir ruh olarak yaratıldı. İşte Hazreti İsa Meryem'in kucağında bir bebek olarak ilk defa insanlara muhatap olduğunda İnsanlar Hazreti Meryem'e başka nazarla bakıyorlar. Çünkü evli birisi değil, bakire bir Meryem'den çocuk nasıl olur? Ve hemen kendi zihinlerine gayrimeşru bir beraberlik geliyor. Ve Hazreti Meryem'e diyorlar ki, senin annen namuslu bir kadındı, baban iyi bir insandı ama sana ne oldu böyle? Bu çocuk nereden geldi? Ve Hazreti Meryem kucağındaki bebeğe işaret ediyor, ona sorun diyor. İnsanlar da diyorlar ki keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Yani beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşalım? İşte o anda harika olarak İsa aleyhisselam konuşuyor. Gâle inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. E'taniyel kitap. Bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyye. Beni peygamber kıldı diyor. Bu bir mucize. Yani bebekken, daha böyle yeni dünyaya gelmiş bir bebekken bir insan konuşamaz. Ama Hazreti İsa harika olarak konuşuyor. İşte bu ayeti değerlendiren bazı zatlar demişler ki nasıl ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bebekken konuşması bir harika, kehlen bu da kühulet dönemi ve bu kühulet dönemini 40 yaşından itibaren kabul etmişler. İnsan hayatının değişik dönemleri vardır. Bebeklik, çocukluk, gençlik gibi. Bir de kühulet dönemi var. Bunu eğer 40 yaşından başlatırlarsa o zaman şunu nazara veriyorlar. Hazreti İsa dünyadayken kühulet dönemine ulaşmadı. Ve Hazreti İsa 30 yaşında peygamberdi. 33 yaşında semaya yükseltildi. Dolayısıyla 40 yaşına ulaşmadan bu dünyadan gittiğine göre demek ki ayet-i kerime onun tekrar dünyaya geleceğine, o dönemi de yaşayacağına işaret ediyor demişler. Ama bazıları da bu ayeti şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki o hem bebekken konuşur hem de büyüdüğünde yine konuşur. O anlamda da değerlendiriyorlar. Burada kühulet kelimesine yüklenen manaya göre
Bu gelecekle ilgili bir işaret taşır veya taşımaz. İki türlü değerlendirmeye de müsaittir. Bir başka ayette ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve im min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi gable mevtihim. Ehli kitaptan hiçbiri yoktur ki ölümünden önce ona iman edecek olmasın. Ayet-i kerimenin kısaca meali bu. Ve bazıları bunun yorumunda şu nazarla bakmışlar. İsa Aleyhisselam tekrar gelecek ve o zamanki ehli kitap onun Allah'ın hak elçisi olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, haşa İbnullah olmadığını görecekler ve buna iman edecekler. Fakat bu manada anlamaya aslında lafız o kadar da müsait değil. Ve İslam alimlerinin ekseriyetinin anlayışı şu şekildedir. Yani ehli kitaptan hiçbiri yoktur ki ölüm esnasında Hz. İsa'yı gerçek şekliyle bilmesin, ona göre artık gerçeği kabul etmesin. Çünkü ölüm anında perde açılır. Ve Hz. İsa'ya ilah nazarıyla bakanlar o anda onun bir ilah olmadığını, Allah'ın bir kulu, bir elçisi olduğunu mecburen kabul ederler. Nasıl ki kafir olan birisi ölüm anında tamam melekler varmış, ahiret varmış ister istemez diyecek. Çünkü gözünden perde kalkmıştır. Benzeri bir şekilde İsa Aleyhisselam'ı yanlış bir şekilde tanıyanlar da ölümlerinin öncesinde perde kalktığında gerçek şekliyle ona iman edecekler. Ve bir başka ayet-i kerimede ve innehu la ilmun lis saati yani o kıyamet için bir ilimdir. Buradaki innehu'daki zamir daha önce Hz. İsa'dan bahis olduğundan Hz. İsa ile alakalı görülmüş ve onun tekrar gelmesi kıyamet için bir alamettir. Bu anlamda değerlendirilmiş. Ama daha öncesinden Kur'an'dan bahis de var. Peygamberimizden bahis de var. Oralara raci kılındığında delil kat'iyetten düşer. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelmesiyle alakalı net bir hüküm karşımıza çıkmaz. Ama Peygamberimizin hadislerine baktığımızda Peygamberimiz çok net bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini ifade etmiştir. Bu durumda Ehl-i Sünnet genelde Hz. İsa'nın tekrar geleceğini kabul eder. Ama bu geliş ne şekilde olacaktır? Acaba bedeniyle herkesin gördüğü, bildiği bir İsa mı? Yoksa bir nevi temessül tarzında bazılarına görülecek bir İsa mı? Ben birkaç yönüyle meseleye bakmak istiyorum. Mesela Allah-u Teala ruhanileri zaman zaman semadan dünyaya gönderiyor. Diyelim Cebrail ruhanilerdendir, melektir. Allah-u Teala bazen insan şeklinde de dünyaya gönderiyor. Peygamberimize bazen peygamberimize ve çevresindekilere Dıhye isimli bir sahabi şeklinde Cebrail görülmüş. Veya hadisi Cibril diye anlatılan hadiste olduğu üzere tanımadıkları, bilmedikleri bir şahıs şeklinde böyle üzerinde beyaz elbiseler var, siyah sakallı, yolcu ama üzerinde hiçbir yolculuk alameti yok. Tanımadıkları bir şahıs şeklinde de gelmiş. Öte yandan savaşlarda daha önceden şehit olmuş olan kimselerin ruhaniyatı görülebiliyor ve bunlar Müslümanlara yardımcı olabiliyor. Kıbrıs olayında bile bu gibi bazı olaylar anlatıldı ve bunlar basınımıza da hayli yansıdı. Öte yandan kul bunalmayınca Hızır imdada gelmez denilir. Hazreti Hızır'ın zaman zaman bazılarına görülmesi söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şunu söylememiz mümkün. İnsanla alakalı hayat mertebeleri sadece bizim şu andaki yaşadığımız hayat mertebesi değildir. İşte vefat etmiş olanlar da şu anda farklı hayat mertebesindedirler. Hazreti Hızır ayrı bir hayat mertebesindedir. Hazreti İsa farklı bir hayat mertebesindedir. Değişik hayat tabakaları var. İşte o hayat tabakaları içinde Cenab-ı Hak Hazreti İsa'ya kendine bağlı insanların gerçek bir inancı bulabilmeleri için tahriften ve teslisten bir üçlemeden kurtulabilmeleri için bu şekilde Allahu Teala Hazreti İsa'yı gönderebilir. Ama ne zaman, nereye, ne şekilde gönderir konunun ayrıntılarını bilemiyoruz. Bunlar gaybi şeylerdir. Ve Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi meselesi akideye dahil değildir. Yani bir Müslüman ben onun tekrar geleceğini kabul etmiyorum dese dinden çıkmış olmaz.
ama kabul ettiğinde de bir problem yoktur. Çünkü hadisler bu meyanda ifadelerde bulunmaktadır. Cenab-ı Hak hepimize hakikatleri gerçekte olduğu gibi görebilen görebilmeyi nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.